takipçilerimizi böyle bir bekliyoruz. Vallahi gripten yeni çıktım. Göz altlarım falan leş gibi. Çok kötü gözüküyor. Ses geliyor mu? Yani şöyle düşünün, evdeyim, ses geliyor mu? Ses, söz. Nihal Balcı, ses geliyor mu? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet. Ses var mı, yok mu? Ses deneme 1, 2, 3. Kalbimizden geçtiniz az önce. Evet, selam, selam, selam. Evet, bu akşam ay 10, 11, 12 gökyüzünde muhteşem bir enerji var. Dilekleriniz, ruhunuz, ne istiyorsanız Rabbimden dileyin istiyorum. Evet, en çok işte 20 Nisan'da hibritli bir güneş tutulması var sevgili takipçilerim. Bizim ülkemizde gözükmeyecek. Ve bunlarla ilgili biraz bilgi vereceğim. Hem dünya hem Türkiye gündemi. Sonra burçlarınıza değineceğim. Sonra birkaç tarot seçeceğiz. Öyle. Evet, herkes dizi izliyor olabilir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, 20 Nisan'daki güneş tutulması bizim Ramazan bayramımıza denk geliyor. Yani Arife günümüze denk geliyor. İkisinin bir anda bütünleşmesi muhteşem güzel. Yani Rabbim ne eylerse güzel eyler dedikleri konu bu mevzu demek ki. Evet, 20 Nisan'daki güneş tutulması 08-14'te Jüpiter eşlik edecek. Ve Hibritli ve Koç burcunda 29 derecede, hani riskli bitişler, gerginliklerin ya da yepyeni bir başlangıçlarınla alakalı noktadaki çok güzel bir tutulma, Hibritli tutulmayı gösteriyor. Ülkemizde gözükmeyecek. Bunu başta söylüyorum. Ama şunu demek istiyorum. Özellikle Endonezya, yani depremle alakalı yeraltı ve içsel karmaşaları görünecek ülkelerde ciddi anlamda, yani Batı Avustralya, Endonezya, Batı Papua, yani bu bölgelerde gerçekten daha şiddetli, daha gergin bir evre yaşanabilir. Ülkemizde ne olur derseniz, ekonomik çöküntü olur. Yani işsizlik ve dünya iş şirketleri arasında çok ciddi anlamda krizler ve ekonomik işten çıkartılmalar, hem bizim ülkemiz için hem de dünyada birçok noktada ciddi anlamda hani deriz ya, işten çıkartılmalar, ekonomik kriz, hayvan katliamlarını temsil eder, cinsel dürtüler ve cinsel, kadınlar çocuklarla alakalı bağlantı içerisinde var olan sıkıntıları ve eylemleri ve dünya genelinde ülkelerin daha çok hareketleneceği, hani kendi Plüton da eşlik edeceğine göre, hem Jüpiter var, hem Jüpiter Koç burcunda, hem de 29 derecede çok ciddi bir travmayı yaratır. Ama ülkemizdeki artık bu deprem konuları, hani 3, 4, 5, 5.7, 6.1 arası olabilir. Ama 13 saniye, 12 saniye çok şiddetli ülkemizde şu an için beklemiyorum. Ama yangınlar ve sularla alakalı mikroplar, yani eylemler, yani birçok nokta ve seçimlerde ani karar değişimleri ve var olacak ikinci seçimler evresini de sunabilir ülkemizde. Tabii ki ülkemize huzur, mutluluk getirsin ama gökyüzü insan gibi, yani siz ölürsünüz ama gökyüzü yaşar. Yani yerine başka kimlikler var olabilir. Seçim sonucunu, ya aslında seçimle ilgili bir noktada bir arkadaşımızla canlı yayın yapacağım ama ülkemizdeki seçimi şöyle yormak istiyorum. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız, insanımız için kim gelecekse hayırlısı gelsin. Ama iki denemeli seçim ve zorlu bir süreç. Hatta seçim sonrası bazı karışıklıklar, kaoslar ve öncesinde başlayacak birbirimizi hani böyle çatışmalar, sözlü evreler bizi fazlasıyla yorabilir. Ama dünya genelinde özellikle doğa, hani maden patlamaları, işçi kayıpları ve Türkiye için de geçerli bu patlamalar söz konusu olacak. Ama şunu demek istiyorum. Yani Plüton'un çok fazla bir etkisi var. Unutmamamız gerekiyor. Ve bu da çağın, yani bize yapılacak çağın da zorbalığıdır. Yani
Hani dijital alanların daha ön planda, insanların kopyalanması, gıda sektörlerinin parayı, hani gıdaları hani yok sayması ve daha çok pahalılığa sebep olacağı için, hani şey diyeceğiz artık, Mevlam ne eylerse güzel eyler deyip yolumuza bakacağız. Ama şöyle bir sorun var: birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Kim gelirse gelsin, ülkemiz, toprağımız, vatanımız, sizler ve çocuklarımız için en önemlisi hayırlısı gelsin diyorum. Çılgın kadın, evet çılgın kadın geldi. Çılgın kadının gözaltı alerjik oldum, şöyle söyleyeyim. Aslında bir estetik zamanım gelmiş gibi, şuralar filan şiş filan, ama estetikten korkuyorum. Af çıkacak yarı amaçla. Yani belli yasalara, hani diyelim ki uyuşturucu öldürmek ya da bu tarz kadın ve çocuk cinayetleriyle alakalı noktalarda, ağır evrelerde riskli, ama diğer af evrelerimiz yoğun. Ama şimdi şöyle bir şey var: Allah cezaevinde olan ve suçlu ya da suçsuz karmaşasına şimdi hemen başlayacaksınız biliyorum. Vay efendim, siz suçluları destekliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Onların da anne ve babaları, çocukları, eşleri dört gözle bekliyor. Allah kapıyı, hani ersiz, yani insanı kocasız ya da babasız ya da evlatsız bırakmasın. O yüzden hayırlısı onlar için neyse olsun istiyorum. Evet sevgili koçlar, yani size geldiğim zaman benlik merkezimiz, yani birinci evimizi tetikleyeceği için sizin yapmanız gereken noktada kendi ruhunuzu ve kendi evrenizi hani daha doğru evrede oluşturmanız lazım. Yani bu güneş tutulması özellikle uzun süredir ortaklı yapmak istediğiniz proje, alanlar ve yeniliklerle alakalı kendinize ait noktayı çok iyi şekilde yararlanabileceğinizi gösteriyor. Ve kendi içsel dünyanızı şifalandırmak, kendi alanınızda hızlı karar verdiğiniz noktaları tek tek tekrar kontrol etmek gerekiyor. Özellikle devletle ilgili sınavlarımız, iş gereği sınavlarımız, eğitimlerimizin de çok yoğun olacağı ve bu süreçlerde bir geçiş evreniz ve bu dengeleri doğru değerlerini, hani çözümsüz evreniz bitiyor ve daha parasal, daha kendinizi güvende hissedeceğiniz alanları tetikliyor. Ama biraz ben merkezli, yani tekrar var olmak, yani tekrar kimliğiniz, tekrar bedeniniz, şifalanmak istediğiniz noktalar tekrar hayatımıza dahil olacak. Yani ilişkiler konusunda da bitirmek istediğimiz ve ilişki sözlü şiddet karmaşık evrede sizi yıpratıyorsa, artık bu ilişkiyle alakalı yaralandığınız noktaları tedavi etmeniz gerekiyor. Çocuk tedavisi, çocuk niyetiniz varsa da gerçekten birkaç ay içerisinde bu muradınızda doğru noktada hareket edecek. Devlet beklentiniz, devletle ilgili süreçleriniz için tekrar eğitimlere girerek puan evrenizi belirlemeniz gerekiyor. Evet şanslı, ama şöyle tutkularımız, seks hayatımız, cinsel aktif yönlerimizle alakalı da özellikle sevgili gençler, yani mümkün olduğu kadar korunaklı evreler yaratmanız lazım. HIV virüsü ülkemizde çok ciddi bir sıkıntı. Bunlarla ilgili korunak noktalarınızı da belirlemesiniz lazım. Taşınmak ve miraslı konularınızla alakalı da uzun süredir evle alakalı haklarınızla ilgili bu yıl bitmeden bu konuda da şanslı. Toprak, arazi konularımızla ilgili de çözemediğimiz yasal mahkemeleri de tetikleyecek. Mümkün olduğu kadar bu noktalarımızla alakalı doğru kararlar vermemiz lazım. Ciddi ilişkilerde özellikle aile tersliklerinde uyumsuzluklar gündemimize gelebilir. Aracı noktayı gerçekten doğru bulmanız lazım. Yoksa ilişki ciddi anlamda kaosa doğru ilerleyecek sevgili koç ve yükselen ve ay burcu koç olanlar. Ama her şeyden önemlisi, bu aralar sağlık olarak özellikle baş ağrınız ve ayak ağrılarınızı tetikleyebilir. Ve evinizde mutlaka ve mutlaka gül suyu kaynatarak, evinizin enerjisini, ayetel kürsü, nas, felak okuyarak evinizin bereketi, kendi bereketinizi tam anlamıyla şifalandırabilirsiniz. Özellikle de ben sevgili yükselen ve ay burcu koç olanlara kız ya da erkek çocuk ayakkabısı, hani beden sağlığımız, içsel sağlığımız, şifalanmak istiyorsanız yürüyen bir insanla şifalanmanızı uygun görürüm. Evet sevgili boğalar, sizin en ruhsal ataklı 12. evimizde ilişkilerimiz,
Ve başlamak istediğimiz hani son 12 yıldır dramatik ve duygusal evrede hem iş hem karmaşık noktalarımız fazlasıyla kim dost kim düşman yani gizli düşmanlarımızla alakalı noktada sizi tetikleyecek evreler var. Evet, sorunları görmemezlikten gelmemeniz lazım. Arkaya ata ata iç beyniniz devamlı olarak konuşuyor. Bu konuşmaları iş hayatımızda değil, ilişki hayatımızda dile getirirsek daha mutlu ve daha başlangıçlı alanlar yer alabiliriz. Özellikle de 2003-2013 arasındaki yaşadığınız travmalarınız, ailevi sorunlar, kuzenlerle alakalı yaşadığınız bazı miras ve tartışma konuları dile sert ve duygusal atak ve sinirsel evrenize çok fazla yıpratabilir. Biraz bunları daha düzeltmemiz gerektiğini söylüyorum. Sevgili boğalar, özellikle evlenmeyi düşünen gün ve tarih alanlar, Haziran ve Ağustos arasında tarih koşturmanız var. Evet, doğru bir ilişki, evlilik evresindesiniz ama kredi ve kredi borçlarınızla alakalı sistematik bir dengeyi oluşturmanız lazım. Eğer bunları dengelemezsek ekonomik olarak çok fazla zorlanacağımızı ve birikimlerimizi yanlış yerlere değerlendirip hani yanlış yatırımlar, yanlış kararlar vererek bu noktayı sanki tam anlamıyla yıpratabilir, mümkün olduğu kadar doğru. Anne, teyze bağlarımızla alakalı da uzun süredir çözemediğiniz konuları artık masa üstüne yatması lazım. Özellikle aile içerisinde genetik kodlamanızda çocuklarda da olabilir. Dikkat kaybı, depresyon halleri, ruhumuzu şifalandırmak gerekiyor. Gerekiyorsa bir psikiyatri, psikolog ya da hani ruhunuza iyi gelecek yoga, meditasyon, spor, ruh enerjinize iyi gelecek. Çünkü yapılan hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Tekrar tekrar aynı noktada. Bu arada planladığınız yurt dışı ve yerleşimle ilgili planlarınız varsa gerçekten destekleyici ve size güzel bir noktanın başlangıcı. Mesela vatandaşlık hakkı bekliyorsanız ya da yurt dışı iş bağlantılarınız varsa bu konularda da çok daha hareketli bir evreyi sizi dinamik bir noktada sağlayacak. Yalnız yapmanız gereken tek şey kendi benliğinizi çok fazla başkalarının düzeniyle ilgili hareket ediyorsunuz. Biraz daha kendi ben ruhunuz psikolojik olarak destek aldığınız noktaları kendiniz çözmeniz lazım. Yatak odanız, yastığınız çünkü boyun ve yatak bölgemiz, sırt noktalarımızda şiddetli ağrılarımız olabilir. Ve de uzun süredir aileye karşı geçmiş yaşadığınız travmalar, sizi yıpratan sorunları artık çözme vakti. Bu yıl bunları kapatmamız lazım. Özellikle Ekim sonuna kadar bunları kapatırsak daha bilinçli hareketler sağlayabiliriz. Şunu demek istiyorum sevgili boğalar, özellikle Fil Suresi, yani bir ada çayı, karanfil, tarçın kaynatarak, evinizin cam ve köşelerini silerek, Fil Suresi, Kenzülarş surelerini okuyarak üzerinizdeki evdeki yorgun enerjiyi ve son noktada da yeni bir suyla abdest alıp enerjinizi değiştirirseniz kısmetsizlik ve şanssızlık kapılarınızın da tam anlamıyla şifa olacağını uyarıyor. Uyardım bile. Sevgili ikizler, yani dostluklar 11. evinizi tetikleyecek. Gelecekle ilgili planladığınız birçok noktanın şanslı kapılarını ve bu dönem çevrenizden gelen uyarılar ve dinlememeniz gerekiyor. Başkalarının aklı sizin için değil. Sizin aklınız, sizin evreniz gerçekten daha doğru hareketler sağlayacak. O yüzden hayatınızla ilgili bir noktada karar verdiğiniz takdirde iş ve iş alanınızdaki ekip arkadaşlarınızla rahatsız olduğunuz konuları artık dile getirme vakti. Çünkü burada size mobbing uyguluyor olabilirler. Sizin iş kapınızı başkalarına geçirmek isteyebilirler. Bunlarla ilgili daha dikkatli ve temkinli olmanız lazım. Mümkün olduğu kadar bu evrelerimizi iyileştirin. Ortak iş, kendinize yeni bir alan yaratmak istiyorsanız dijital alanlar, içinizdeki ruhunuzdaki yazma kabiliyeti, tiyatro, bu tarz yeteneklerinizi de şarkı yazmak, sahnede var olmak istiyorsanız gerçekten enerjinizi iyi şekilde şekillendirmenizi uyarıyor. Özellikle genizle yani burun estetiği, nefes alamayla alakalı ciddi anlamda sıkıntılarınız, alerjik bronşitiniz, mevsimsel azabilir. Bunları da kontrol edeceğiz. İlişki konusunda da ilişkiyi din, hani
dinlendirme, ara verme vakti. Evliyseniz, evliliğinizle ilgili rahatsız olduğunuz, eşinizin dağınık sorumsuzlukları, sizi yıpratan konularla alakalı noktada tam anlamıyla kendinize şifalandırmak isteyeceksiniz. Ama şöyle bir şey var. Eş ve aile, eşiniz ve siz, eşiniz ve aile arasında, dostlarınızın arasında kaldığınız için birebir ilişkinizi doğru yaşayamıyorsunuz. Bence biraz flört edelim, birbirimize sağlıklı konuşalım ve bu ilişki çocuklarla alakalı noktada çok fazla yıpratabilir. Baş başa flört etmeyi öğrenelim ve taşınmak. Bulunduğunuz bina aile binasıysa ya da binanızdan rahatsızsanız bu sene doğru bir evreyi ve doğru bir alanı yakalayacaksınız ve hayırlı bir. Burada satmak istediğiniz ev var. Olumlu bir süreç olarak gözüküyor. Bu süreci sağladığınızda daha geniş. Ama ailenize ait toprak ve arazi konularınızı acele etmeyin. Bu ülkede arsanız, toprağınız varsa yaşamaya hak kazanıyorsunuz. Eviniz çok önemli değil. O yüzden topraklarla konusunda kendinizi alabilirsiniz. Ameliyat içinde özellikle riskli değil ama şöyle söyleyeceğim. Burada ateşli ve sağlık problemli rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ama hani ağır bir operasyondan ailede biri varsa bile sağ salim çıkacak. Sadece sizin anne köklerinizle alakalı noktada babaanne, teyze o su köklerde bazı karışık rahatsızlıklar zorlayıcı olabilir. Evet bu ara araç değişimiyle ilgili ya da almakla ilgili noktada doğru bir karar evresindesiniz. Hayırlı olsun, güzel bir evre. Sağlık olarak özellikle hani burnun içindeki et beliniz nefes almanızı zorluyor olabilir. Bunlarla alakalı artık dostunuz yok. Dostunuz sadece Allah. Rabbime inanın hayatınızla alakalı noktaları daha doğru şekillendirebilirsiniz. Özellikle siz para çiçeği alıp para çiçeğine özellikle İçinizden gelen, inandığınız Ayet-el Kürsi, Nas, Felak ve en sevdiğiniz sureyi okursanız sizin de para biriktirme sorunu var. Yani bu parayla alakalı bereketiniz para çiçeğine koyarak mümkün olduğu kadar büyük bir aydınlığa erişeceksiniz. Eğer genç çocuklarınız varsa eğitim konusunda dağınıklıkları var. Onlarla odaklanırken bağırarak, çağırarak değil, daha sakin, daha hani daha iletişim ve göz teması kurarak yaparsanız onlarla da bağı tamamıyla toparlarsınız. Sevgili yengeçler 10. evinizde gerçekleşecek. İşle alakalı başvurularınız, çözümlenmesini istediğiniz birçok nokta ve bu dönem hırslı olmayı, hedef koymayı, çalışmayı elden bırakmamanız gerekiyor. Yeni anlaşmalar bulunduğunuz noktadaki evrede çok ciddi güzellikler de getirecek hayatınızla alakalı noktada hak ediliş, priminiz, kazancınız, maaşınızla alakalı noktada çok ciddi anlamda gelişim evresi ve güçlenme evresi ama burada der ki yengeçler yurt dışı ile alakalı bağ ve bu nokta ile ilgili büyük hırslarınız var. Yani bu hırsınızı Rabbim size sunacak çünkü hedef noktasındasınız ve odaklanma noktanız ve bu noktaya doğru başardığınızda da yerleşmek istediğiniz şehir, ülke anlamında çok güzel bir rahatlık var. İlişki konusunda evlilik teklifi, ilişkinizde ciddiyet, geçmiş ilişkinizin geri dönmesi ve o kişinin size hayırlı olmadığını bile bile kabul etmeyi ve yanlış ilişkiye yelkeneceğinizi gözüküyor. Bence sizin ilişki terapisine ihtiyacınız var. Her zaman bu noktada hata yapıyorsunuz. Doğru dediğiniz kişi sizin hayatınızı fazlasıyla yıpratıyor. Özellikle de şöyle söyleyeceğim. Kardeşlerle arasında küskünlük, miras ve babadan kaynaklı miras konularımız varsa yasal devam edecek problemler ve uzun soluklu devam edecek hayal kurmanıza gerek yok diyorum. Çünkü sevgili yengeçler yani sezgileriniz dışında içinizdeki var olan sessiz evreniz çok tehlikeli. Bazen ben yeğenim yengeç korkuyorum diyorum ki ne zaman atak yapacak, ne zaman sinirlenecek böyle kendi gardımı alıyorum. Ama bu yıl hedefleriniz mesela devlet işine girmek istiyorsanız, taşerondan devlete geçmek istiyorsanız bu tarz haklarınız var gözüküyor. Doğru değerlendirmeniz lazım diyerek uyarıyorum. Tabii ki şey yapacağım sevgili takipçilerim. Neydi? Tek soru tek cevap yapacağım. Merak etmeyin. Ve ülkemizde depremlerle ilgili söyledim. Aracınızla ilgili yenilik olabilir diyorum. Sevgili aslanlar, evet 9. eviniz, seyahatler,
uluslararası ihracat anlaşmalarınız, iş anlaşmalarınız, kendi şirketinizi daha çok büyütmek, reklam, hani dijital alanda ve yurt dışı bağlantılı ve hani ağlar oluşturmak istiyorsanız bence huzura kavuşacak ve iç sesinizi dinleyerek büyük projelere imza atabilirsiniz. İşten özellikle yoğun kurumsal ya da küçük alanlarda çalışan sevgili aslanlar için gerçekten ve gerçekten dikkatli olmanız lazım. Mobbing uygulanabilir, işinizle alakalı zarar görebilir, işten çıkartılabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bu evremizi manevi evremize iyileştirmemiz, daha çok yoğunlaşabiliriz. Din olarak, içsel Rabbimle olan enerjinizi tam anlamıyla huzura kavuşturabilirsiniz ve her şeyden önemlisi de uzun süredir gitmek istediğiniz ailenize ait topraklarla alakalı yatırım, toprak yatırımı, bununla ilgili fikirleriniz varsa gerçekten ve gerçekten güzel projelerde yer alacaksınız. Mesela şöyle söyleyeceğim, mühendisseniz ya da doktorsanız ödüllü döneminizin başlangıcı, yani akademik olarak kariyer anlamında zirve yaptığınız birçok nokta size gerçekten anlamlı ve keyifli sonuçlar. İlişkide nedir? Evliyseniz radikal bir karar. Ben gidiyorum. Evliliğinizle ilgili ters giden şeyleri artık kaldıramama, konuşmalar, yoğun baskılar sizi yıpratmış. Biraz daha özgürlük alanımız, biraz daha duygusal olarak Rabbimle var olmak istediğiniz noktalarda. Ama huzurlu çiftlerde çocuk ve erkek çocuk enerjisi çok yoğun olarak gözüküyor. Yalnız aile binanız varsa aile binanızın yıkılma gibi ya da yapılanma gibi bir durumu söz konusu olabilir. Sağlık olarak özellikle kalp ritim ve damarlarla alakalı yaşayacağınız krizler söz konusu olabilir. Ve özellikle boyun ve bel fıtığı operasyonları hareketli gözüküyor. Herhangi bir risk yok ama ben size bunu uyarmayı söylüyorum. Ama yeni beklediğiniz bir iş kapısı ile ilgili haber varsa gerçekten enerji diyor ki haritanı, yani sizin kendi haritanızda 9. evdeki bu şans kapılarınız fazlasıyla var, değerlendir. Yeni ilişkiye başlayanlar ciddiyet dediğimiz sürecin kontrolü, ama geçmiş bitirdiğiniz ilişki beni özlüyor mu ya da gerçekten geri gelecek mi derseniz, evet böyle bir enerji var ama siz ne kadar ona hazırsınız diyorum. Evet, enerji olarak yapmanız gereken özellikle Ya Şafi, Ya Fettah, Ya Reza, evinizin içerisine 2000 adet okuyarak ve bunun mümkün olduğu kadar günlük tüsüler vardır, bilir misiniz? Günlüktür. Onun üzerine okuyarak evinizdeki enerjiyi, çocuklarınız, sizin iş rızkınız, parasal rızkınızla alakalı çok noktada fırsatlar ve özellikle evde kaldım, ilişkim olmuyor diyenler bunu yapmalı diyorum. Sevgili Başaklar, sizin 8. evinizde hayatımızda sonlanması gereken ve hatta konuşmakta cesaret edemediğiniz, içinizde dert olan dırdırlar, sorunlar, olaylarla yüzleşmemizi temsil edecek. Gereken gerektiği gibi konuşulacak. Bu dönem sizin konuşmayla alakalı bitmesi, kaybolması, hayatınızdan çıkması, boşanma mahkememiz, miras konularımız, bitirmemiz ve hani tekrar diriliş diyorsak, evet bitişlerin size çok güzel diriliş evresi söz konusu olacak. Artık hayatımızın bir kışını kapatıyoruz. Yepyeni bir bahar ve yaz ve sonbahar söz konusu olacak. Bunları doğru değerlendirdiğinizde ev anahtarınız sizin için hayırlı. Yani almak istediğimiz evimiz, oluşması gereken tapumuzla ilgili aydınlık süreçler söz konusu gözüküyor. Yalnız sizde de şunu uyarıyor. Bacak ve siyatiklerle kaynaklı rahatsızlıklarınız söz konusu olabilir. Bunlarla alakalı tedavilerimiz ve üreme organlarımız çok ciddi anlamda hasar alabilir ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla alakalı noktada sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğer ki yeni bir ilişkiye başladıysanız, o ilişkiye güven evreniz. Çünkü sizin en büyük sorunuz güven. Güven probleminiz olduğu için sevgili Başaklar, yükselen ve Ay burcu Başak olan sevgili takipçilerim, bu dönem borç harç verme konusunu mümkün olduğu kadar geride bırakmanız lazım. Hayatınızda başlayacak her nokta sizin için hayırlı. Ama geçmişte yaşamak istiyorum. Emineciğim, ben o travmalarımı tekrar tekrar yaşamak istiyorsam al 3 sene sürün git diyorum sevgili Başaklar, ama sizin de özellikle 2014, 2015, 2016 evresindeki yaşadığınız krizleri hala hayatınız içinde devam ettiriyorsanız bu sizin son şansınız. Bunu doğru da yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Evet, evinizde özellikle
Evinizin evresine rızk için karınca duası, 70 pirince karınca duası yapıp ev köşelerinize, kenarlarınıza koyarsanız, cam kenarlarınıza çapraz şekilde, bekar olan, evliliği iyi gitmeyen, üzerinde negatif enerji hisseden sevgili başaklar için çok daha doğru bir enerji karınca duası. Yanına da ayetel kürsü ve nas velak okursanız muhteşem bir evre yaşanacak diyorum. Sevgili teraziler, yani çevrenizdeki toplum, ben ve biz olmak dediğimiz noktaya geçiş yaptığınız 7. eviniz burası. Sizin özellikle bu dönem adalet, kendinizi kanıtlamak, yeni adımlar atarken sadece ilişkiler değil, çevrenizdeki tüm bireylerle alakalı dengeleri en iyi şekilde oturtmanız gereken bir döngü. Terazi, yükselen ve ay burcu terazi olan sevgili takipçim, 7. eviniz, ilişkiler, biz olma noktamız, evliliklerimiz, evlilikle alakalı yaşayacağımız birçok noktayı doğru çözmemiz lazım. Şans sizden yana, evlilik yapma enerjiniz çok fazla yüksek ve bunu doğru değerlendirdiğinizde hayat ruhunuza ait evrede verimlilik, aşkı ve doğru enerjiyi yakalayacaksınız. Fakat iş konularınızla alakalı sistem oturtmanız lazım. Yani hep kendi içinizdeki yarattığınız sistemi bozduğunuz için hep başkalarına suç atıyorsunuz. Artık otorite figür dediğimiz noktalarda kendi benliğinizi daha iyi süreçlerde yaratmanız lazım. Stabil bir iş alanında çalışıyorsanız sevgili terazi, eğitim konularınızı biraz daha geliştirmeniz lazım. Özellikle dil eğitimi almanız gerekiyor. Kendiniz çünkü yaptığınız alanlarla alakalı noktada aynı noktada kalayım, kimse bana zarar vermesin, ama gelişmeniz gerekiyor. Kendinizi birçok noktada geliştirmeniz lazım. Bu ara kız çocuğunuz varsa sanata merakı ve bu çocuğumuzla ilgili bağlantıları daha rahat bir evrede oluşturursak onun gelecek hayatında da çok büyük bir başarı, spor olabilir, sanat olabilir. Bu noktalarımız hayırlı. Evet, bu arada özellikle kazalara dikkat etmemiz lazım. Dikkatsizlik, dağınıklık, ruhsal dağınıklık durumlarımız söz konusu gözüküyor. Bu noktalarımızı biraz daha odaklanmaya ihtiyacımız var. Alerjik reaksiyonlarınız söz konusu, saç dökülmesi, egzamanız, kaşıntılarınız, uyuz bile olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü sevgili teraziler, bazen adaleti hep başkalarından bekleriz. Ama sizin adaletsiz oluşunuzu da başkaları sizden adalet bekliyor. Mümkün olduğu kadar dokunduğunuz her şeye adaletli yaklaşmanız lazım. Evet, sizin için özellikle de hep yarım kalan işleriniz, bir türlü para engelleri, önümüzde engeller oluşuyor ve paralar gelmiyor ya, ve iyi giden bir ilişkimiz ailemize tanıştıramıyoruz ekonomik olarak. Sizin yapmanız tek gereken şey altın, bir ince, bakın altının 1000 lirası da var, gramı da var, 500 600 622 lirası. Kendi avucunuza altın alıp buna niyet ederseniz, kalbinizdeki duanızı okursanız, yani ne istiyorsanız Rabbim en iyi şekilde size verebilir. Ama sizin özellikle hayır enerjiniz yaşlı, hani yaşlı dede, yaşlı nine dediğimiz kişilere hayır yapmanız lazım. Bu hayırı yaptığınızda sizin daha çok kapılarınız aydınlığa girecek. Geçmiş mahkemeli konularınızla alakalı avukatınıza güveniyorsunuz. Avukatınız sizi bu konuda sıkıntıya düşürüyor. Bence doğru bir avukat evreni sizin için daha sağlıklı. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olan sevgili takipçilerim, 6. evinizde tetikliyor. Özellikle sağlık konularımız, yeni iş hayatınızla alakalı yenilikler, çevreniz ve kendinizle yeni sorunlar ve yeni başlangıçlar ve yanlış kararları artık hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Çünkü akrepler böyle, hani herkes cani olarak görüyor ya akrepleri. Akreplerin şöyle bir özelliği var. Fazlasıyla çok fazla severiz, ama sevdiğimiz zaman insanları çok fazla boğarız. Akreplerin sevgisini kazandıysanız bilin ki her zaman ve her zaman o size zarar vermez. Her zaman arkanızdan destek olmaya çalışır. Evet, yöneticilerinizle ayar olan, nefret ediyorum artık bu şirketin bir değişmeye ihtiyacı olan sevgili akrepler için yönetime, yöneticilerinizin ani değişimi, özellikle yurt dışı bağlantılı şirkette çalışıyorsanız işiyle alakalı gerçekten mertebe, mevki noktası, üst düzey yönetimlerin değişim evresi söz konusu olacak. Eğer ki
Evladınız bir akrep burcuysa onun biraz daha anlayışlı olmanız lazım. Ona karşı daha merhametli ve vicdanlı yaklaşmanız lazım. Çünkü onların derin kalp gözleri vardır. Böyle migren ve baş ağrıları tutar onlarda. Bu tuttukları zaman ciddi anlamda hislerinin yoğun olduğunu gösterir. Yeni sorumluluklar özellikle işinizle alakalı. Finans, dijital alanda finans yapıyorsanız, insan kaynakları bu tarz noktalarda yetkilenme evreninizin daha yoğun olacak. Ama şöyle bir şey var. Son 7 yıldır aynı şirketteyseniz bu şirket sizi çıkartabilir. Bilginiz olsun. Eğer ki sağlık alanında çalışıyorsanız ve yer değişimi ya da devletle bağlantılı bir noktada bir bağ değişimi istiyorsanız daha bunun için mücadele, ama evladınızın devletle ilgili beklediği noktası varsa olumlu evre. Sevgili akrepler, akademik kariyer anlamında başvuru ya da yurt dışı ile ilgili başvurularınız varsa evlatlarınızla ilgili bu noktanın arkasında durmanız gerektiğini düşünüyorum. İlişki konusunda, yani karşı tarafın bu ilişkiyle alakalı, hani ben merkezli yapısı olduğu için siz çok özverili davranıyorsunuz. Artık bir olmanız gerektiğini ve duygusal olarak onun annesi değil, kız arkadaşı ya da erkek arkadaşısınız. İlişki ortak paylaşımdır. Siz bence bu ortak paylaşımı galiba karıştırdınız. Sizin de özellikle koltuk, parke ve boya badana enerjiniz çok yüksek. Bu dönem, yani bu 20 Nisan tutulmasından sonra evi komple restorasyon, yenilik katabilirsiniz. Özellikle de şu ara bitmeye çalışan bir ilişkiniz varsa mümkün olduğu kadar bitirin. Yeni bir evre söz konusu. Özellikle de sevgili ev hanımları, acayip hisleriniz kuvvetli. Astroloji eğitimi, kozmik enerji, spiritüel alanlarda kendinizi geliştirebilir. Evde oturmayı bırakın. Artık aslanın ağzından çıkan bir para arıyoruz. Lütfen evinize, düzeninize ve eşinize bir şey olduğu zaman hayatta kalmak için mutlaka ve mutlaka, küçük de olsa, ne güzel, devletin verdiği imkanlar var. Belediyelerin özel kursları var. Bunlarla birlikte kendinizi geliştirebilirsiniz. Yalnız patavatsız ve sert giden bazı evli çiftler, şiddete meyilli çiftler boşanmak zorunda. Çünkü burada çocuklarımız ve evremizde sıkıntı var. Evet, küçük operasyon, mide rahatsızlıkları ve üreme organlarınızdaki kist ve göğüslerimizle alakalı noktada ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Regli dönemlerimizde şiddetli sıkıntılar, menopoza girebilir, anneniz çıldırabilir. Böyle bir evre. Miras ve burada özellikle HYT beklentiniz ya da anne ve büyüklerinizle ilgili başvurularınız olumsuz gözükmüyor, ama geçmişe dönük borçlarınız var. Bunları mümkün olduğu kadar yapılandırmanız lazım. Bu fırsat doğru bir fırsat diyor. Sevgili yaylar, 5. evinizde yaşamınızdan keyif almak, yaylar hep yaşamından keyif aldıklarını zanneder bazı yay burçları. Aslında yaylar hem yaratıcılık dışında hem de içsel, evrensel bir ruha sahip oldukları için ilişkilerine, çevresine tapan bir enerjidir. Ama birileri onu sıkıştırdığı an, aman kardeşim benim özgürlük alanıma girme diyen bir yapıya sahiptir. Sorumluluklar ve iş konularınızla alakalı radikal kararlar vereceksiniz. Ve bu radikal kararlar sizin olmak istediğiniz ve hedeflediğiniz noktalarla ilgili çok güzel sıra dışı olaylar, beklenmedik iş ve organizasyon olduğunuz alanlarda çok daha büyük başarılar elde edeceğiniz. Yani farkında olmayarak yaratıcılıkla, kendi başarınız, ünvanınız, hayatınızla alakalı hedeflediğiniz birçok noktanın büyük bir sevincini yaratacaksınız. Kendi işini, dostluklar ve yakın üniversite arkadaşı, lise arkadaşlarınızla bağlantılı ortak fikirleriniz varsa gözünüzü kapatın, kapatıp yapın. Eğer ki sanat, yaratıcı, hani yaratıcı alanlardaysanız, mimar, tasarım ve sosyal alanlarda bazı projeleriniz varsa bunlarla ilgili doğru adım atın. Çünkü siz artık markalaşma, büyüme, gerçekten hayatınızla alakalı noktada büyük radikal evrelerimiz var. Ama burada der ki sevgili yaylar, mahkemelik, miraslık konularda kavga, tartışma, haksızlıklar, aile arasında küskünlükler yaşanacak, bazı kaoslar var. Biraz alttan alarak yasal evreleri doğru çözmemiz gerekiyor. Yoksa sözler kırıcı ve uzun süre küskünlükleri de yaratacak gözüküyor. İlişkiler konusunda bu ara aşktan uzak durmak istiyorum. Lanet olsun, verdim, yaptım, ettim, yine ben mağdurum diyenler için gerçekten şunu demek istiyorum. Hem bir haritayı tekrar gözden şöyle, gerçekten şunu demek istiyorum. Sevgili yaylar, hani bazen hayat bizi olmadığımız noktalara itebilir.
Ve unutmayın ki hayatınızla alakalı oluşacak her nokta sizin için sağlıklı ve aydınlık ve şansınızın daha yoğun olacağı bir evre ve bunları hem dijital alanlarda hem de kendinize ait noktalarda çok büyük bir başarı. Yani sizin çocukluk dönemlerimizde mesela 7-17 yaş aralarınızda hayatınızda unutamadığınız, sizi yaralayan baba öfkesi ve bu konularla alakalı noktada biraz daha yaralayıcı noktalarımız var. Artık bu noktalarımızla yüzleşmemiz lazım. Geçmiş ilişkinizle alakalı merak ettiğiniz geri dönecek. Dönecek, ilişkiyi affedeceksiniz ama aldatılma riskiniz olabilir. Haylaz olabilir hayatınızdaki insan. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle şöyle söyleyeceğim. Tiroidlerimizle alakalı fazla kilo alıyor olabiliriz. Vücut evremiz fazlasıyla yağlanmaya müsait olabilir. Bir tiroid kontrol edelim. Bir de spor mutlaka gerekiyor. Bu ara özellikle de farklı eğitimlere merak olabilir. Farklı kurslar ama eğlenceli sesiniz, mesiniz güzel de artık şahane size şov veriyor. Bu şovu doğru yakalamanız lazım. Ev enerjinizde özellikle mum yakmanızı ya da inandığınız şey çorba yaparken bile karıştırın. Mutlaka evinizde 11 adet Yasin okumanız gerekiyor. Sizin özellikle düz taban, ayak ağrılarınız, kemik ağrılarınızla alakalı noktada ayağa basarken sıkıntılarımız olabilir. Bu noktalarımıza dikkat edeceğiz. Misafir çok fazla yoğun. Çok fazla misafirleriniz olacak bilginiz olsun. Ama şunu demek istiyorum size. Uzun süredir görmediğiniz dostlar, akşam yemekleri ve bu ara bağımlılıklarla alakalı noktalarımızı da özellikle çocuklarınızın bağımlılıkları varsa doktor noktasıyla tedavi ettirmemiz gerektiğini uyarıyorum. Sevgili oğlaklar ve yükselen ve ay burcu oğlak olan sevgili takipçilerim. Dördüncü eviniz, aile konularınız gündeme tam böyle bomba gibi düşecek. Yani şöyle söyleyeyim, anne baba vefat ettiyse ya da babanız vefat ettiyse kardeşler arasındaki yaşanacak toprak, ev, mal, miras ya da borçlarla alakalı birçok noktanın bir kaos evresi olabilir. Bence aracı kon vardır ya, hani avukatların da çözemediği noktada aracı avukatlar var. Siz bir aracı teşkil ederek kardeş ve aile arasındaki bağları yıpratmamanız gerektiğini uyarıyorum. Ya iş dünyanız en çok başarısızlıkla, yani ben nerede hata yapıyorum, ben neden bu noktadayım, yine başa dönüyorum. Yani sizin de şöyle söyleyeceğim, 2004'ten bu yana yaşadığınız döngüler tam anlamıyla size böyle hani ağır ataklar şekilde ilerledi ya, her şey muhteşem, o oluyor, tam bir olacak derken hep aynı noktaya geçiş yaptığınız için hayalleriniz kırık. Yani ve özellikle de hayal dünyanızda yıpranmalar var. Ya da 2004 doğumluysanız, yani bu evrede kariyer ve hayatınızla alakalı noktada birçok şeyde muallakta olabilir. Kendi içinizde fazlasıyla tedirgin ve kendi hayatınızı daha iyi noktada tamir edebilirsiniz diyorum. Ama şu var, kariyer ve iş konusunda da ailevi ortaklı işleriniz varsa gerçekten çatışma, ama stabil bir noktada çalışıyorsanız ani değişecek yer değişimi, başka noktalardan gelecek iş tekliflerinizi de değerlendirebilirsiniz. Devletle alakalı kurumsalda çalışıyorsanız bulunduğunuz nokta sizi Ankara'ya, Adana, Aydın'a itebilir ve her şeyden önemlisi makam değişiminiz de söz konusu olacak. Eğer kurumsal bir noktadaysanız da şunu demek istiyorum sevgili oğlaklar, yeni bir işin yaratıcılığını ön planda, yani sizin yaratmak istediğiniz hedeflerinizle ilgili çok doğru evreler söz konusu olacak. Korkmanıza gerek yok. Atama ya da bu tarz beklentileriniz varsa olumlu. Ama şunu gösteriyor, ailenizde borçlarla alakalı bir düzenleme sisteminde aile bireylerinin birinin dağınık olduğundan kaynaklı bütün parayı o yediği için siz sinirlisiniz. Evde adaletsizlik yok, sadece sizin daha iş konumunuz, merkezlerinizle alakalı gerçekten daha büyük süreçlerle alakalı, ama kardeşler biraz daha ya da abla ya da abi biraz daha aç gözlü olabilir. Hak veriyorum ama her ailede çıkar. Yani beş kardeşiz biz, hangimiz birbirimizden yanlışız? Hepimiz birbirimizden yanlış olabiliriz. Her şeyden önemlisi sizin şunu yapmanız lazım. Siz artık ne istiyorsunuz? Kimliğiniz, yaşamınız, hayatınızla alakalı noktada benim adımım mı diyeceksiniz? Bu adımları doğru yaratın. Çünkü hem
İletişim hakimiyetinde var olduğunuz noktalarda yanlış anlaşılmalara, fazlasıyla da göz enerjisi. Göz teması kuruyorsunuz ama Bismillah demeyi unutuyorsunuz. Bence birileriyle göz teması kurur, iş olsun, çocuğunuz olsun, çevreniz olsun. Besmele çekmeyi unutmayın. Çünkü siz içtenlikle kişiyi, hani maşallah her şeyini incelediğiniz için o enerjiyi ve o noktayı fazlasıyla sizin evrenize alabiliyorsunuz. Ev enerjinizde özellikle değiştirmek istediğiniz mutfak, banyo giderleri, bu tarz yenilikler söz konusu olacak. Ama bu ara bir badana ruhunuz oluşmuş olabilir sevgili oğlaklar, o tarihlere yakın bir dönemde. Hadi bakalım, badanınız da hayırlı olsun diyorum. Çocuklarla alakalı çok fazla sert konuşmalar var. Sevgili oğlaklar, özellikle 7 ya da 11 yaşında çocuğunuz varsa acayip spora meraklı, yüzme ya da bu tarz noktalar ciddi anlamda başarılı. Onun üstüne bu noktada ilerleyelim. Aldatılma konusunda endişe yaşayan oğlaklar, aslında hayatınızdaki kişi aldatmıyor, bir şey paylaşmıyor. Hak oldu kasis. Yani paylaşım dediğimiz evrede diyalog eksiklikleri var. İlişki çok monoton. Yani birbirinize he ve evet modunda var olan bir noktada yaratıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar evliliğinize renk katmanız lazım. Yani evinizi değiştirin, enerjisini değiştirin. Çünkü siz bu kaosta artık yaşamak ve yaşlanmak istemiyorsunuz. Yeni evlenenler için de ev anahtarınız hayırlı olsun diyorum. Sevgili kovalar, 3. ev, yükselen ve ay burcu kova olan takipçilerim. Uzun süredir iletişim kopukluğu yaşadığınız ve ilişkiler anlamında kendinizi fazlasıyla var ettiğiniz evrelerdeki sorunları artık çözmek için hem Plüton kovada, unutmamamız gerekiyor, değişmek ve dönüşmek, kendi varoluşumuzla alakalı birçok noktayı en iyi şekilde dönüştürürüz. Yani ailenizle anlaşamıyorsanız bu aileyle alakalı bağları kopartmak gibi düşünelim. İlişkinizle anlaşamıyorsanız artık bu ilişkinin size bir değiştirim ya da dönüştüreceği bir nokta yok, veda etmeniz lazım. İşinizle yapıp yapıp aynı döngüde yaşıyorsanız ve hala bu noktalarla alakalı kendi evrenizi toparlayamıyorsanız alternatif noktalar yaratmanız lazım. Kendi gücünüz ve iletişimle yaratacağınız ve iş gücünüz fazlasıyla güzel ve başarılı. Hadi biz işe odaklanalım ve hayatımızdaki bu tutulma, özellikle bizim aile kökümüz ve üçüncü ev, uzun süredir pardon, üçüncü ev evrenizi tetikliyor. Lise öncesi, üniversite öncesi dostluklar, kuzenler, yakın akrabalar, aile bağlantılarınızı temsil edeceği için iletişimle onlarla anlaşamıyorsunuz. Boş verin, kendi adımınızı yapın. Çünkü size ait alan artık daralmaya başladı. Hedefleriniz ve düşüncelerinizle alakalı noktada çok fazla uyumsuzsunuz. Yeni bir eve taşınmak, kendi yalnızlığınızı ve düzeninizi oturtma, değiş ve dönüş diyorum. Ve özellikle de iş kurmak istiyorsanız ortaklı evreler söz konusu olacak. Ve mesela evladınız varsa, kariyer hayatı ile ilgili endişeleriniz varsa, gerçekten bu yıl bitmeden kariyeri, hayatı, eğitim noktası, yurt dışı ile ilgili eğitimler düşüncesi varsa, bu noktada fazlasıyla sağlam adımlar yaratacak. Boşanman gerekiyor artık kovalar. Ve özellikle mutsuz olduğunuz ve her gün aynı noktada dönmekten ve hayatınızla alakalı noktada hiç değişmeyen bir, hem siz varsınız hem evlilik ticarethane gibi dönmüş. Ya ilişki terapisti ya da bu ilişki artık doğru noktada. Bu ara evlilik teklifi alabilir, evlilik teklifi edebilirsiniz, doğru bir süreç. Ama sevgili kovalar, sizin özellikle böbrek üstü vücut organlarımızda yağlanmalar söz konusu. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Bir de alkol ya da herhangi bir süreçte asitli içecekler olabilir. Bunlarla ilgili vücudumuza artık sokmamamız gerekiyor. İleriki ve genetik evremizde kanser ya da hücrelerle alakalı zayıflıklar gösteriyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bu noktalardan uzak durmamız gerekiyor. Gerektiğini söylüyorum. Evet, yakın dost ve hiç ilişkisi olmayan yakın çevrede tanışacağınız insanlar size fazlasıyla renk ve keyif kazandıracak. Hadi bakalım, gökyüzü sizi hem aşk, hem değişmeniz, hem dönüşmeniz için doğru bir evre. Estetik düşünenler, evet yapabilirsiniz, herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu durumlarda ben estetik mi yapayım diyen sevgili takipçilerim, natal haritanız belki estetiğe uygun bir evre, yapabilirsiniz. Kendinizi değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı ve sorun görmüyorum. Yalnız siz daha fazla olarak
Konut duası ve Meryem suresini 21 adet okuyacaksınız ve bunu ev halkı için ya da iş yeriniz varsa iş yerindeki herkes için, yani bir pirincin üstüne 11 adet okuyun. Hem iş rızkınız hem ev rızkınız aydınlansın. Bunu herkese verin ve özellikle helva kavurup 7 kapıya dağıtmanız lazım diyorum. Sevgili balıklar, ikinci eviniz yani para ve finansal konularınızla alakalı noktada yeni yatırımlar, yeni oluşumlar, yeni işler, yeni planlar için muhteşem bir döngü söz konusu olacak. Biraz daha hevesliyiz. Heveslerimiz daha çok artacak bir noktada. Evet, riskli olaylarda söz konusu olsa mesela ne olabilir riskli? Dolandırılabilirsiniz. Yani siteden dolandırabilirsiniz, yakın dostunuz dolandırabilir. Yani sözleşme, avukat noktanızla doğru evreleri mümkün olduğu kadar imzalarımızı doğru atmamız lazım. Evet, ev problemi var. Aile büyük ya da eşimizle, boşandığımız eşimizle ilgili mahkemesel sıkıntılarımız var. Bu sizin gözüküyor. Gerçekten bu evreyi, doğru noktada hakkınız olan evreyi yararlanacaksınız. Ama sizin geçmişe dönük iş mahkemeniz ya da devletle ilgili yasal problemle çocuğunuz ya da herhangi bir sıkıntıda olan bir kişinin özgürlük evresi. Eğer iş kapısı yoksa bile bununla ilgili de çok güzel hayırlı iş evreleri söz konusu olacağını uyarıyor. Sevgili balıklar, sizin en önemli duygunuz rüyalarınız ve hisleriniz, ama bu ara düşünce kalbiniz sizinle. Yani rüyadan çok şu kalpten geçen beyinden, aa bu oldu diyeceğimiz bir evre, yaradandan doğru isteyin. Çünkü sizin kalp evreniz artık isteklerinizi size sunacak. Heves ettiğiniz ev değişimi, ev almak ya da araç değişimi ya da ailenize bir yatırım niyetiniz varsa, gerçekten bu noktada da ailenize büyük evrede destek olacaksınız diyorum. Yani dedim bayağı şeyler dedim. Yani dedim galiba dedim ama sizin en önemli evremiz ne diyebiliriz? Kendinize ait özellikle çocukla gerçekten evinizi yenileme, iç dekorasyonunuzu çok doğru bir noktada yapmanız lazım. Çünkü eviniz huzursuzsa siz de evinizde huzursuzluk yaşıyorsunuz. Uzun süredir küs olduğunuz dostlarınız ya da yakın çevrenizle alakalı noktada güzel bir barışmada söz konusu olacak. Ama siz de şunu da uyarıyor sevgili sevgili balıklar. Yani Jüpiter'in eşlik etmesi hayatınızla alakalı birçok noktayı hep geride bıraktınız. Artık geri değil, ileri ilerliyorsunuz diyorum. Evet, yani kısa kısa notlar verdim. Ne olabilir hayatınızda? İstekleriniz var olabilir, hedefleriniz var olabilir. Yani ülkece karışık olaylar söz konusu olacak. Eylemler, hareketler ve topluluk alanında yoğunluklar söz konusu. Dünya genelinde yangınlar ve ülkemizde de bazı yangınlar harekete geçecek gözüküyor. Ve unutmamanız gereken bir durum, hayatta ilahi enerji, dinlerle alakalı sıkıntılar, özellikle sınırlar ve topraklar. Mesela Çin, Tayvan'a ciddi bir savaş açacak. Ukrayna çok ciddi, Rusya Ukrayna'ya doğru, Kırım Adası'na doğru çok ciddi hareketler. Yani Amerika ve Çin arasındaki dengeler çok büyük sınırları tetikleyecek. Hindistan çok ciddi anlamda değişim alanlarında, Pakistan'da deprem, büyük doğal afetler söz konusu olacak. Türkiye'de özellikle Akdeniz kaynaklı çok ciddi bir kaos söz konusu olabilir ve bu depremi tetikleyebilir. Ve bizim ülkemizdeki deneyler gizli gizli devam ediyor. Topraklarımızı satmayacağız. En önemli para piyasasında ne derseniz altın ve kesinlikle toprak. Bu döngünün en büyük zaferi olacak. Dünya tek para birimine geçecek demiştim geçenki noktalarda. Ama hayvan katliamları, özellikle yapay etlerle alakalı, yapay gıdalarla alakalı noktada hayvan katliamları, özellikle kadınlar ve çocuklarımız çok korunması gerekiyor. Kız ve erkek çocuk ayrımı ya. Din konularıyla alakalı büyük trajik sıkıntılar söz konusu olabilir. Hem ülkemiz hem dünya genelinde farklı tarikatlar, farklı terör örgütleri gündemimizle genişleyebilir. Suikastler ya da şantaj, montaj noktalarımızın daha yoğun hareket. Ya yani bu tutulma her şeyi tetikliyor. Ama insan olmayı tetiklemesini, vicdanlı olmayı ve çocuklarımıza iyi bir süreç tetiklemesini temenni ediyorum. Evet, aynı şekilde de unutmayın, Ramazan bayramımızın
Arife'nin ilk günü hem bu tutulma ülkemize gerçekten aydınlık ve keyif yaratsın diye söylüyorum. Evet, birkaç soru da alalım. Yorumumuzu kapatacağız sevgili takipçilerim. Evet, soru alacağım şimdi. Kimden başlayayım bilmiyorum. Hemen soru, Nisan'da af demiştiniz. Ne zamanı? Nisan-Mayıs arasında af olur. Bununla alakalı süreç var. Evet, izleyici alıyorum. Vallahi bir saat geçmiş. Hemen şunu alıyorum. Canlı. Bir izleyicimize canlı yayın aldık. Hepimiz öleceğiz çok şükür. Ya kimse ölmez. Yani Allah vakti olmayan kimseyi almaz. Vakti gelen gidebilir. Bu izleyicimiz gelmedi. Şu izleyicimizi alalım lütfen yayına. İki kişi canlı yayını almaya çalışıyorum. Gelmezse rüyada yeşil çadır kucaklamak, aslında yeşil çadır kucaklamak aile ve işinizle alakalı var olan gerginliklerin aydınlığa, doğru bir yuvanın da muradına ermeyi temsil eder. O yüzden güzel şeyler var olacak gözüküyor. Bu izleyici de gelmedi. Anam izleyiciler, ha biri geldi. Merhabalar. Merhabalar. Ayakkabılar çok şık. Tamam, hemen sorunuzu alayım lütfen. Satılık evimiz var. Ne zaman satılır? Burası 4. kat mı, 4 numara mı? 4 katlı girişin üstü. Tamam. 4 katlı bir yer. Komple binayı mı satacaksınız? Yok, daire. Tamam. Daire, ama oranın bazı sıkıntıları var ya. Bu sıkıntıları çözmeniz lazım. Haziran 4, Haziran 14. Yani Haziran 4'e kadar satılmış gözüküyor hanımefendi. Peki. Ama buranın Teşekkür bazı sıkıntıları var. Ne gibi sıkıntıları var? eski, yani yaş olarak eski. Tamam. Yani burası hani komple bina yıkılabilir. O yüzden burası sıkıntılı bir, ha, satış için sıkıntılı olarak uyarı veriyor. Peki sevgiler, oraya basarsanız başka bir isteyici alayım lütfen. Anam. Bir izleyici daha almaya çalışacağım. Alalım bakalım. Bu nasıl alınıyor bilmiyorum. Valla bir yere bastım. Al beni abla, al beni. Geldiyse geldi, gelmediyse bir izleyici daha. Vallahi 20. Evet, bir izleyicimiz daha. Merhabalar, nasılsınız? İyi, memnun İyiyim. oldum. Siz nasılsınız? Ben deyim. Hemen sorunuzu alayım. Emine Hanım, kızım seneye üniversite sınavına girecekti. Onu çok merak ediyorum. Ona baktırmak istiyorum. Kaç yaşında bu kızımız? 17 yaşında. Seneye 12. 2024'te girecek değil mi sınava? Evet. Aha. 2024. Yani kızımız yetenekli ve başarılı ama daha sanatsal. Mesela iyi bir doktor olabilir, iyi bir estetik hakimiyeti yoğun. Resim, müzik, yani mimarlık, tasarım, bu tarz yetenekleri var. Yıldızı parlak, onun üzerine gidin lütfen. Sağlık istiyor Emine Hanım, gözüküyor mu sağlık? Sağlık, estetik bile olabilir diyorum. Çünkü el estetiği çok yoğun. Sağlık enerjisi de var gözüküyor. Yani hemşire olmak istiyorsa olabilir. Doktor olma, estetik doktor olmak istiyorsa olabilir. Böyle bir enerjisi var. İlk yılına girecek mi Emine Hanım? Yani enerji olarak parlak gözüküyor. Yalnız biraz odaklanma krizi var. Biraz Evet. psikolojik olarak onu destek, kafa dağınıklığı var ama çocuğunuz başarılı ve ne istediğini biliyor. Ay canım, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi Allah'a emanet akşamlar. olun. Sağ olun. İyi Emine Hanım, akşamlar. teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çarpıya basın. Orada bir çarpı var. Şu izleyicimiz bir rüya soruyor. Bakalım izleyicimizin rüyasını da dinleyelim. Rüyada ev duvarımdan beyaz kutucuklar temizlik evi kayı. Merhabalar. Merhabalar. Evet, rüyanız nedir? Rüyamı anlatmak istemiştim.
Ay, çok heyecanlandım Emine Hanım. Vallahi kusura bakma ya. Rica ederim. Rica. Boyunca... Yani kusura bakma vallahi şaka zannettim ben. Bu şekilde olduğunu bilmezdim. Vallahi. Rüyayı da sormasam da normal hayatımı sorsam oğul mu sorsam olur mu? Kaç yaşında oldunuz? Oğlum 24 yaşında. Yani işi, geleceği ne bileyim yani hani inan vallahi ben çok Şöyle söyleyeceğim de, oğlum biraz oğlumuz rahatına evet. düşkün, keyif çocuğu, Çok. şeyi beğendim. Yani yan gelip yat Osman modunda, para verin o gezsin tozsun. Buna disiplin şart. Evet, ne yapmamız lazım? İyi bir psikiyatristle bu çocuğumuzun eğitim konusu yarım, hayatı ile ilgili yapmak istemiyor, yatıp uyumak, sadece kendiyle alakalı noktalarla ilgileniyor. Bu çocuğumuzu kaybetmememiz lazım. Hem yakışıklı bir evladın var, hem de rahat bir ahlaklı ve düzgün arkadaşlarını değiştirmesi lazım. Ve bunun kendine mesleki olarak bazı kurslara giderek meslek edinmesi lazım. Aslında bundan çok iyi şirket sahibi, ya şirket yönetebilir. Yani bu aile işi varsa aile işini yapabilir. Aile, Ama çocuk işi... Emine Hanım aile işimiz vardı. Şu anda aile işinden ayrıldı. Babasıyla ticaret alım satım yapıyor. O yönden rahatlık var. Aslında kafası ticarete varıyor. Ama hani Bakın bu çocuk ticaret ama rahat bir çocuk. Çok çok rahat. Biraz daha disipline ihtiyacı var ama babayla uyum içerisinde ya da senin fikrine uymuyor. O çocuk özgür olarak bir şeyler Evet. yapmak istiyor. Yani Baba. onun bir altyapısını güçlendirelim. O çocuğumuz başarır. 4 sene sonra ticaret evresinde rahata erer. 4 sene sonra. Evet. Ay Emine Hanım vallahi şaka gibi Allah senden razı olsun. O kadar Sizden mutlu de. ettin ki yani Allah Allah. onu mutlu etsin. Şaka gibi geldi böyle. İnşallah. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam. Aynı şekilde Allah'a emanet ol. Çarpı var orada bir yerde. Bacım bas oraya. Nereye bir ben? Ben şok geçirdim. Burada bir yer var. Çarpı işareti. Çarpı. Bas oraya. Halını gösterdim. Bas ver şimdi Allah halıyı. çarpı işareti neredeymiş? Çarpı yukarılarda bir yerde. Bacım bak sen. Kenardan mi? Ne Emine bilir kız? Hanım. Bas işte bir yere. Emine Hanım ben bilemedim inan. Ben girdiğimi de bilemedim. Olsun, olduğuna ver. Eşim o da bilmez. Stop. Duanızı kapat. Bacım ben sen yayından düşersin birazdan. Rahat ol. Tamam. Tamam, bas bir yere. Vallahi basamadım da hiçbir yere basacağım. Ya hem... Komple, bacım komple kapat. Yok ya basamadım. Bas bir yere. İlk defa oldu. Tamam ben bir izleyeyim. Tamam sen o. Merhabalar. Merhaba. Emine Hanım. Ay çok mutlu oldum. Yıllar önce, yıllar öncesi sizinle görüşmüştüm ben o zaman televizyondaydınız. Evet. Şimdi çok yeni evliydim o zaman ve size sormuştum. Çok zor günler geçiriyorduk. Üzerinize bir ağırlık var ama 3 çocuğun olacak demiştiniz. Ve benim 3 çocuğum oldu. İkizlerim var ve bir de kızım var. Allah bağışlasın inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ama şimdi bir işsizlik sıkıntımız var. Eşimin de benim de bir türlü yüzümüz gülmüyor. Ne eşimin ne benim. Yüzlerimiz tamamen temizlendiği söyleniyor ama bir türlü rahatlayamadık. Şöyle bakıyorum, gerçekten hala üzerinizdeki enerji geçmemiş gözüküyor. Siz ne yapın biliyor musun? Karı koca, yani dua etmesini biliyorsunuz. Çünkü köklenmek, ekonomik ev almak, düzen, bazı borçlar var, sıkıntılar var. Ve gerçekten zorlandığınız gözüküyor. Ve son 1 senedir hayatımız tepe taklak gibi gözüküyor. Evet. Ve hatta şey... Bir mi değiştirsek, başka bir yere mi taşınsak, burada artık kaldıramıyoruz, nefes alamıyoruz dediğimiz noktalarımız var. Sizin evet. için özellikle Haziran'dan sonra iş kapınız hayırlı ve güzel olacak ama evinizde Fetih suresi okuyun. Hem kocanız 11 adet okuyun, hem siz. Sonrasında da
bütün esmaları 100 kere çekmeniz lazım. 99 esmayı 100'er adet çekmeniz lazım. Bir suyun içerisine çekin. Evde yemeklerinizin içerisine abdest alın. Enerjiniz değişsin isterim. Tamam. Ama iş kapınız var. Yandan sonra iş olanağı gözüküyor. Hatta oturduğunuz ev kayınvalidenizin mi? Değil, kirada oturuyorum. Tamam, siz ailenize ait bir eve geçeceksiniz. Yani bir tapulu ev ya da bir noktaya geçişiniz var gözüküyor. Ya bir de Emin Hanım, çok vaktinizi almak istemiyorum ama bir iş kurma arifesindeyim. Karar veremiyoruz. Kuralım mı, kurmayalım mı? Böyle öyle bir dönemdeyiz. Söyleyeyim, Haziran'dan önce bir şey yapmayın. Haziran'dan sonra ne yapacaksanız parlak. Aa, tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sizlerinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çarpı var anam. Bas oradan çarpıya. Ben de rahat edeyim. Sen de rahat. Ben de niye böyle kendimi şeye vermişim ki? Bir kişi daha bakıyorum. Evet. Aldım vallahi bir kişi. Ay vallahi. Yemin ederim içim yapmış ana. Konuşamaya konuşa içim yapmış. Merhabalar. Evet, karanlıkların kadını sizde. Evet, alo. Sizde. Merhaba. Evet, hemen sorunuzu alayım. Bir saniye. Pardon. Ama Sami kapanıyor. Evet, dinliyorum sizi. Benim size sorum, ben teşekkür ediyorum. Bayağıdır takip ediyorum. Kendimle alakalı, ailemle alakalı. Hani bir sorunuz var. Çünkü yayın bitmek üzere. Hemen sorunuzu alayım. Sorum şu olsun size. Gelecekteki hayatınız nasıl olacak diyelim. Şimdi duygusal olarak yalnız mısınız siz? Efendim? Duygusal olarak yalnız mısınız? Kalp olarak. Yani duygusal olarak biri var ama duygusal olarak kendi içinizde yalnız hissediyorsunuz. Niye öyle? Bilmem. Yani biz diyoruz ki siz evli olabilirsiniz. Kalbinizde bir düzen var. Ama kalp yalnızlığınız var. Bu nedir? Yani odaklanamadınız mı? Bazı sıkıntılar mı var? Evliliğimizde gereksiz tartışmalar, kaoslar mı var? Oluyor arada. Evet. Yani çünkü burada kalp kırgınlığı. Yani eşiniz aslında kötü bir insan değil. Düzenimizde sadece yanlış anlaşılma. Aile içerisindeki yaşadığımız krizler evliliğimizi biraz yıpratmış olarak. Siz artık yoruldun. Onun derdi, bunun derdi, şunun derdi. Kocanın ailesi, kendi aile. Böyle dengen bozulmuş gibi. Hani alıp başımı gideceğim, yalnız olmak, kalbimin yalnızlığını dinlemek istiyorum der ya bir insan. Sen şu an bir kaçış alıyorsun. Allah'ım bu evden nereye gitsem diye. Anam bu evden cenazen çıkar, bir yere gidemezsin. Otur oturduğun yerde ama şehir değiştirmek var ya. Efendim? Yani hani şehir değiştirmek. Yani bu çocukların düzenlerini oturttuktan sonra daha küçük bir kasabaya giderek köye yerleşmek deriz ya. Böyle niyetin varsa bunun için 5 yıl var. 5 yıl sonra rahatsın bacım. 5 yıldan eziyetin var, bilgin olsun. 5 yıl eziyet mi var diyorsunuz? Vallahi zaten 25 yıl eziyettesin. Bir 5 yıl daha dayan bacım, ne olur. Bildiğiniz 25 yıl. Bir 25 yıldır eziyet kal. 5 yıl daha dayan. 30 yılı tamamlayalım. Ondan sonra bakarız. Peki son bir soru rica ediyorum, ne olur. Oğlum benim bilgisayar mühendisi. Kızım da seneye üniversite sınavına girecek. Hani iş nasıl olur? Bu sene son senesi. Bilgili ve çok akıllı bir çocuk. Yani 2 yıl hiç, hemen okul bittikten sonra onun iş kapısı var ama yurt dışı kapısı var gözüküyor evladınızın. O kapısı parlak. Kızınız da gerçekten doktor olabilecek ya da hakim olabilecek dünyada. Ya doktorluk ya avukatlık bölümü tercih etmesi lazım. Çok yetenekli kız evladınız. Ne okumak istiyor kızınız? Olmak istiyor. Efendim? Doktor olmak istiyor. Doktor. Var. Sağ olun. Der ki mesela bu kız gerçekten ileride ameliyatlara çok, oğlunuzda mesela yurt dışında ileride kendi işini kuracak. Bu kapısı da var gözüküyor. Hani senin 5 yıl daha mücadele et. Demek ki bu 5 yıl senin şu kızın okuluydu, vırıydı, zıvırıydı. Ondan sonra yoluna bak bacım ya. Sağlık açısından iyi miyim? Hani rica ediyorum, ne olur.
Vallahi çok insanın hakkına, sağlık olarak belki üreme organların, kadınsal göğüslerle alakalı, genetik yapınızda hani hücreler zayıf, kansere müsait bir yapı ve şeker olabilir ama şu an riskli bir durum yok, düzenli kontrol ettireceğiz. Ya sizi çok öpüyorum. Çok sarılarak öpüyorum hem de. Çok teşekkür ediyorum. Allah Rica razı ederim. Emanet olun. Hoşça olsun. kalın. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hoşça Allah kalın. razı Hoşça olsun. kalın. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerim, ben öldüm, yoruldum, bittim. Ya haftaya da bir çarşamba, pazartesi kafama göre takılırım. Gerçekten o zaman hani gök olayları olmadan size tarot bakabilirim. Ne zaman yapalım size soruyorum. Şimdi diyeceksiniz ki pazartesi günü neydi bu? Ömer var, salı aile var, çarşamba o var, perşembe bu var, cuma yalı çapkını kızılcık şerbeti var. Hangi günü istiyorsunuz ana? Cumartesi pazar boş, pazarda yargı var. Hangi gün yapalım? Aşk olsun ama. Ya ne aşk olsun? Bir saattir konuşuyorum. Hepinize aşk olsun yani. Nasıl bu kadar şeysiz? Hem sizi burçlarınızı bilgilendirdim, hem soru sordum. Yani vallahi billahi ya, ben size aşk olsun diyorum. Aşk yerine sizin kalbinize para, huzur versin. Ya gerçekten şaşırıyorum ben. Yani ve sonrasında da bu şaşırmaları kendi içimde de kavga ediyorum. Ya bu kadar mı? Cumartesi mi? Çarşamba mı? Cumartesi, cuma. Cuma günü kızılcık şerbeti ya da yalı çapkını var. Halk bizi tercih etmez canım. Evet, çok öpüyorum. Sevgi, saygı, merhamet, vicdan. Beden sağlığınızı ve fitreniz, yani fitremizi ve oruç tutmuyorsanız orucunuzun bedelini mutlaka vermeniz lazım. Ülkemizde kendi fakirimize, kendi mağdurumuza vermemiz lazım. Yani bizim ülkemizde ekonomi durumu olmayan birçok insan zor durumda. Fitreniz ya da oruç tutamayanlar için mümkün olduğu kadar kendi ülkemizdeki insanlarımıza yardım edin. Rabbim evinize bereket, kalbinize huzur. Yaşadığımız ülkedeki depremi hayat boyu unutmamamız lazım. Eğer unutursanız Allah bizi hiçbir zaman affetmez. Bir sırayla biliyorsunuz ki her zaman duanız, kalbiniz sizlerle olsun. Ne diyeyim güzel ailem? Hoşça kalın, mutlu kalın, şen kalın, bol paralı kalın, hoşça kalın.